Benim bir defilede yürüyor olma fikrim benimle çok birleşmiyor. O yüzden ben kendi kişisel markamın moda ve tekstil üzerine üretmiş olduğu aslında şu patentli ürünlerimin tanıtıldığı bir defile kreasyonumdan bir tanesini seçiyorum. Başka bir tane defileye katılacağım. Yani öylesine arkadaşlarımı görmek için. Belki magazin falan beni çeker diye. Peki, gel bakalım. Doğru bir konsept mi emin değilim. Jüri karar versin. Neslihan. Çok beğendim Bahar ben seni bugün. Bayıldım hatta. O kadar iyi taşımışsın ki. Yani omuzları, kıyafet muhteşem duruyor üzerinde. Çok şık. Ederim. Merve. Ben de çok beğendim Bahar. Sana da çok yakışmış. Bu tarz şeyleri çok güzel taşıyorsun gerçekten. Güzel görünüyorsun. Teşekkür ederim. Tuğçe rahat mısın? Rahatım Bahar gördüm. Daha da rahatladım. Böyle bir yayıldım falan. Öyle olmuş. Çok beğendim. Işıl ışılsın. Ve senin tarzın bu herhalde. Parıldamak, ışıldamak, dikkat çekici ne varsa giymek, pembe. Yani ben seviyorum. Ve hani Harry Potter'ken falan tabii pek güzel olamıyordun ama şimdi doya doya diyebilirim. Güzelsin Bahar'cığım. Sade makyajınla daha da güzelsin. Güzelsin. Çok güzelsin diyebilirim. Ağzımdan böyle dolu dolu çıkabilir. Ay seni görünce mutlu oluyorum. Çünkü her şey olumlu. Eğlence üzerine kurulu bir insansın. Ve mesela yorum yapıyorlar bana. Çünkü Bahar'ı seviyorum. Yani böyle. Güzel. Güzel, çok güzelsin. Bir saniye Tuğçe, sen şimdi çok uzakta oturuyorsun. Ben miyopum, ben seni göremiyorum. Daha yakına gelip konuşman gerekiyor. Gerçekten. Anladın mı? Ya. Anlamıyorum ne söylediğini. Yani önümde bir görsel kulakta yok ve bir birleşmiyor. Demek ki. Yani kulaklarım iyi ama şöyle gözlerim de görsün seni. Biraz da yüzüne duymak istedi herhalde. Burada söyle. Gözden çıkar. Öykü Sertel kuralları. 1. 12 falan. Zaten sonsuz. Zarafet kurallarını öğrenirken de var yani. İnsanın konuşurken gözlüğün varsa bile yüzüne bakacaksın. Gözlerin içine bakacaksın. O zarafet gibi. Kuralı değil, nezaket kuralı olmasın. Evet. Nezaket kuralı, evet. Yani o da. Evet. Ne zaman bu da böyle bir söyledim. Kapsamdı. Ben sadece Tuğçe'nin yorum yapmasını istiyorum. Evet ya. Hep. İki yakın arkadaşı hep. Bir sohbet halinde görelim. Gerçekten bayılıyorum. Gerçekten yani. Çok güzel gözüküyorsun. Işıl ışıl. Eldivenlerinin böyle o yarımlığı ve telefona dokunamayışın. Asla görmüyor. Parmak iziyle açamayışın. Ve şıkır şıkır kameralar seni çekecektir. Magazinler senden konuşacaktır. Şu an olduğu gibi. Nezaket kurallarında karşındaki bir insanla diyalog halindeyken ağzında caf caf sakız çiğnemek var mı? Çok ayıp. Şey yaptım. Bunu biliyordum. Yutun ama balık yedik ya. Ay yutarsam. Tuğçe balık nasıl yiyebiliyorsun? Ben balık yemiyorum. Ayrıca ben şu bantlardan da çok sıkıldım. Herkes Bahar, sıkıyorlar. Gidiyorsunuz bir yere. Aha. Kırmızı halı. Magazin çekiyor. Aa ben. Tuğçe böyle gelmiş. Kaçamıyorsun. Ne yaparsın? Ya bir gidelim o zaman Tuğçe. Ben de bilmiyorum ki. Şurada şöyle bir gidin bakalım. Tuğçe böyle kötü giyinmiş ve kırmızı halıdasınız ve gazeteciler orada buluşuyorsunuz. Böyle giyinmiş, orada böyle buluşuyorsunuz. Orada buluşuyorsun sen şok. Sen Tuğçe'yi bu şekilde görüyorsun. Tam ve bir ezmeyim ama o zaman. Tam bir. Şuralarda da Bahar Hanım, Tuğçe Hanım falan diyorlar. Aha. Bahar Hanım bendesiniz falan yapayım ben size hadi. Ama ben Tuğçe ve Bahar iki yakın arkadaş olarak. Şimdi farz et ki burası bir davete gidiyorsunuz. Açılış her taraf magazin, aha, fotoğrafçılar. Ama haberin yok. Tuğçe ile geldiniz, burada buluştunuz. Aha. Bir baktın Tuğçe böyle geldi. Aha. Ne yaparsınız? Şey, kameralar beni çekecek değil mi? Ay Bahar Hanım diyor, Tuğçe Hanım diyorlar. Bahar Hanım, Tuğçe Hanım diyor. Onu da biliyorlar. Beni ama. Seni hiç İkinizi birden. Tuğçe, ben kendi arabamdan iniyorum. Aşkım ben de sen böyle yakalanmak oradasın istemem. Işte. Tamam. Orada ya. Tamam. Bana da mı Tuğçe Hanım? Bahar Hanım bendesiniz. Tuğçe Hanım bendesiniz. Teşekkürler. Bahar Hanım. Fotoğraf çekince teşekkürler denmez herhalde.
Çok kibar ya. Çok teşekkürler. Bahar Hanım. Niye bilirsin? Neden olmasın? Tuğçe Hanım, Bahar Hanım'la yakın arkadaşsınız değil mi? Bahar Hanım kamu yürüdüğünü söyleniyor. Tuğçe'yi mi çekiyorlar? Bahar Hanım. Bahar Hanım. Lütfen evet, bu Tuğçe Hanım'la yakın arkadaş mısınız? Çok yakınız. Tuğçe çantamı tutar mısın? Neysinler burada? Arabada bekle demiştim. Bahar Hanım bir şey söylemek istiyorum lütfen. Bakın bir ilişkiniz ne olduğunu söyleniyor. İlişkinizde de var. Bahar Hanım. Evet var. Bahar Hanım. Her gün evime geliyorlar. İlişkimi sonlandırdım. Şu anda bir ilişkim yok. Ama Tuğçe Hanım'ın en yakın arkadaşınız olduğunu biliyoruz. Bir saniye. Bahar Hanım ben... Arabada bekle demiştim Tuğçe. Aşkım çok sıcak, ben arabada bekleyemem. Bahar Hanım aklınızda böyle beli kırılmış gibi yürüdüğünü söyleniyor. Doğru mu? Niçin böyle yürüyorsunuz Bahar Hanım? Tuğçe çantandan rujumu çıkar, ruj sür Tuğçe. Bahar Hanım sorulara cevap verirseniz Tuğçe, çok az. Tuğçe rujunu sür böyle şey yap sonra. Tuğçe Hanım asistanınız mı arkadaşınız mı? Bahar Hanım bendesiniz. Hayır git, aa sana portaj vermek zorunda mıyım? Simay Hanım. Simay Hanım merhabalar, hoş geldiniz. Bahar Hanım'la Tuğçe Hanım çok yakın arkadaşlardı. Ben bir isim röportaj veriyorum. Bahar Hanım'la Tuğçe Hanım'la 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 Bahar Hanım'la
asistanı mı oldu? Asistanı diye biliyorum ben de. Öyle mi? Evet, Bahar yakın bana öyle söyledi. Yakın arkadaşı değil yani. Hmm, Bahar bana öyle söyledi, Bahar'a güveniyorum. Tuğçe Hanım jüri olmuş, Tuğçe Hanım jüri olmuş. Bu arada bu tartışmalarında o kadar büyüdü ki Tuğçe Hanım arada jüri oldu. Tuğçe Hanım bu arada jüri oldu. Tuğçe i̇şte Hanım ne diyorsunuz? İşte benim stilimde yeni bir jüri üyelimiz burada. Tuğçe en iyi arkadaşım. En iyi arkadaşım. Ben insanlar baş konuşurken burada mıydık? İlerledim ve buralara geldim. İstersen bir iki dakikalığına oraya geç, sana yorum yapsın. Evet, aynen. Aşkım bir kere daha. O, hadi bakalım. Sen artık bir jürisin Tuğçe, ona göre. Tuğçe tadını çıkar. Ya Tuğçe'nin jüri nasıl olacağını jüri merak ediyorum. Jüri gibi yorum yapıyorsun. Aynen. Tepe ama tırnağa kadar. Ama kulaklığım çıkıyor. Tepeden tırnağa kadar. Aynen. Hadi Tuğçe. Hemen yap. Aa, böyle konuşamazsın jüri üyemiz. Bahar'cığım. Öncelikle ben bir jüriyim. Ona göre konuşalım, çizgimizi belirleyelim. Eldivenlerin burada defalarca kere çeşit çeşit giyilmiş bir eldiven ve hayır, parmağını istedim. Kestim. Ne yaptın hayatım? Ne i̇stedim. Yaptın? Hayatım. Yıllar hayatım. Sizi çok değiştirmiş Tuğçe Hanım. Bu kadar da değiştirilmez bana yani. Cevap verme. Bana cevap verme. Ciddi olalım. Evet. Zamanında, Bahar, zamanında asistan muamelesi yaptığın Tuğçe kesmedik. Şimdi artık bir jüri. Artık güçlü bir kız var karşısında. Özür dilerim Tuğçe. Bir dakika dur, otur. Çok pişmanım. Keşke öyle davranmasaydım da jüri üyesi olmasaydım ya. Otur, otur, bacak, bacak. Tuğçe! Bekleme. Geç yerine Bahar. Artık güçlüyüm Bahar. Geç. Tarz. Tarz. Evet Bahar'cığım. Tarz değilsin. Hadi herkes yerine. Teşekkür ediyorum. Vallahi hayat dersiydi. Kulaklığım neden düşüyor hep? Kulaklığım düşüyor. Nasıl jüri olacağım? Jüriliğin fıtratında var o kulaklık. İşte hayattaki nerede? Tuğçe ne komik kadınsın yahu. Komik miyim? Vallahi komiksin. Ne yaptın mesela komik? Doğal oldun. Yani, tabii partnerin şimdi de o kadar çok büyük. Bana şey asistan muamelesi yapmış demez miyim tarz değilsin yani? Tamam işte. Evet. Doğal, sadece orayı mı doğal anladın sen? Ben ne yaptığımı kendim anlamıyorum, unutuyorum. Ya yemin ederim. Şu an yaptığın şey işte. Yani şimdi insan kendi olunca, tabii ben de kendime gülüyorum ama kendi olunca... Bir yere kadar gülüyor. Sonra diyorum ama, ki... Ama Tuğçe yani kişisel algılamanı istemiyorum. Böyle bir klişe var. Böyle absürt bir klişe yani o yüzden. Hangi klişeden bahsediyoruz? Hani ben ona kötü davranıyorum. Sonra o bana kötü davranıyor. Aa, İmaj evet. Her şey. Evet. Yapacak bir şey yok. Anladın mı demek? Yani pek anlamış gibi bakmıyorum ama... Hiçbir şey görmüyoruz zaten gözlüklerden. Aa. Ya? Bu arada siz sağıma soluma bakınca ben gerçekten hep bana bakıyormuşsunuz gibi sanıyorum. Herhalde hep bana bakmanız... Gözümü senden alamıyorum Tuğçe gerçekten. Bugün öyle bir ışığın var. Avran inanılır gibi değil. Ben böyle güzel şeyler olunca iyileşiyorum. Sen biraz dinlen. Duygu. Ben de takımını çok beğendim. Kemerin çok güzel olmuş. Ayakkabıların gözükmüyor ama ben gördüm. Çok hoşuma gitmedi onlar. Belki başka bir şeyi tercih edebilirdi. Yine platform
olacak şekilde. Çantanı çok sevmedim ama kötü görünmüyorsun. Ben kötü görünmüyorsun kabul etmiyorum. Kötü görünüyorsunun zıttı kötü görünmüyorsun olamaz. Güzel görünüyorsun demeyi öğreneceksin. O zaman tekrar cevap vereyim. Güzel görünüyorsun. Kötü görünmüyorsun. Güzel görünüyorsun. Kötü görünmüyorsun. Yorum. Evet, senin yaşın için hecelemeler doğru olabilir ama kötü görünmüyorsun. Hecelemeyi çoktan bıraktım. Yani 18 yıldır konuşuyorum. Anlıyorum. Kötü görünmüyorsun. Gamze, son yorum. Ben çıkınca biraz gerildik. Bahar çıkınca her defasında eğleniyoruz. Teşekkür ederim Bahar. Kıyafetine gelince bir tek kemerinle çantanı beğenmedim. Onun haricinde saçın ve az makyajın... Kemerini beğenmedin mi? Yok. Kemerini beğenmedin mi? Hayır, beğendim, vazgeçtim. Sabah bir şey duymuştum. Çok beğendim ama... Baş harfi F. Baş harfi İ. Kemerini çok beğendim ama bununla olmamış sanki. Yani yoksa kemer çok güzel bir kemer. Saçlarla oyna. Nasıl toplasam saçlarla oyna. Ama sen çok güzel görünüyorsun. Bugün seni çok beğendim. Işıl ışılsın. Hı-hı. O zaman biraz da jürinin karşısında ışıl da Bahar. Bence bir tane de Dilara yorum yapsın. Çünkü ben yaz kreasyonum için kesinlikle Dilara'yı kullanmak istiyorum mankenim olarak. Hmm. Yani böyle bir vücudu kaçıramam. Bence bunu jürinin karşısında fena yutacaksın gibi geliyor bana ama... Yani yine mutlaka de sen istiyorum ama Lara'yı. Anladım. Lara? İşte Bahar ve bir takım kristallılar alışkın olduğu şeyler bunlar. Bayılsana. Bayılıyorum şuraya. Bahar, ben seni bugün çok beğendim. Özellikle eldivenlerine ben senin bayıldım. Eldivenlerin çok güzel gözüküyor. Ben bayıldım. Çantanı sevmedim. Bu kombine uyduramadım. O senin büyük bir tane çantan vardı. O olabilir miydi acaba diye düşündüm. Birçok tane çantam içerisinden bir tanesi var. Olurdu. Ayakkabını da sevmedim. Ayakkabını içeride görmüştüm. Daha biz, düz biz bir şey de olsaydı daha güzel olabilir diye düşünüyorum. Söyle. Tamam. Güzel gözüküyorsun. Teşekkür ederim. Bak. Hazır mısın? Geçebilirsin. Bahar'cığım hoş geldin. Merhaba. Üzerindeki takım elbise beğendim. Güzel bir takım elbise. Pantolonun birazcık daha dar olmalı. Yani kemerin oldu ama mat olması gerekiyor şu anda kemer. Rugan değil. Bu tarz kemeri takabilirdin. Eldivenleri de beğendim. Ayakkabı görebilir miyim? O da taşlı. Sen defile hazırlanıyorsun yoksa? Şöyle ki, yani ben bir defilede yürüyor olmak fikrini kendimle hiç birleştirmiyorum. Bu yüzden benim kişisel markamın moda üzerine üretmiş olduğu bir yani yaz giysileri kreasyonundan bir tanesini alıyorum, giyiyorum ve bir defileye gidiyorum aslında yani. Yaz kreasyonunu giyiyorsun şu anda, üzerinde yaz kreasyonu değil. Bir saniye, yaz tatili değildi. Kış. Aha. Tamam, konsept değiştin. Aslında konseptim değişmedi. Yaz tatili konseptimi Lara için. Güzel vücut olduğu için evet, ben defile yaparken yapacağım yani şeyde bu yaz. Yaz koleksiyonun defile davet ettim Dilara'ya, manken çok olacak inşallah. Çok teşekkür ederim benim tekrar. Defile. Çünkü hakikaten muhteşem vücut sahibi. Bence de, ben de istiyorum. Sen istiyor musun beni defile yürümeye? Ben defilemde yürüsün istiyorum. Ne? Benim defilemde yürüsün istiyorum. Tamam, benim defile yürümek istemiyorsun. Ben defilede yürümek istemiyorum. Ha, sen defile manken olarak giymek. Ben defilede koşmak istiyorum falan. O zaman davet yollayayım sana, belki izlersin. Teşekkür ederim, izlerim, izlemez miyim? Evet, Bahar'cığım, iyi görünüyorsun, tarsın diyorum. Teşekkür ederim. Bahar hoş geldin. Merhaba Berkemcan. Nasılsın bugün? İyi hissediyorum. İyi hissettiğin çok belli oluyor. Bir nedeni var mı? Bir mutluluğun? Siz hemen mi söylersiniz ben?
Bence sen itiraf et ama ben biliyorum. Bence herkes bilsin artık. Siz söyle. Siz söyle. Okey. Bahar Mert'le barıştı arkadaşlar. Aa, onun için o kadar mutlu. Evet. Allah'ım şükürler olsun, biz de mutluyuz artık, huzurluyuz. Fabrika sahibi tekrar elinde. Umarım bir şimdi dondurma... Şimdi Mert'in bir tane dondurma fabrikası var. Şimdi Bahar'ın bir tane dondurma fabrikası yok. İkisi çıkarlarsa Bahar'ın kaç tane dondurma fabrikası olur? Sıfır. Zincir yaparsınız. Ne bu, ÖSS sorusu mu? Hani yani ne olacak ki? Ben çok mutlu oldum Mert'le barışmana. Çünkü sen Mert'le barışınca mutlu oluyorsun. Aha. Sen mutlu olunca ben de mutlu oluyorum. Senin enerjin bana çok güzel teşekkür yansıyor. Ederim. Teşekkür ederim. ben çok beğendim üzerindeki takımı. Ivana söyledi, çok böyle ışıltılı bir takım olduğu için Kemer'in... İşte bu takım biz işte. Hepimiz. Tabii. Hepimiz giyeriz bunu bence. Power. Evet. daha mat bir kemer olsaydı. Ben çok beğendim eldivenlerini, üzerindeki takımı. Çok iyi. Çok da yakıştı sana. Tarsın. Teşekkür ederim Bahar Kerimcan. Bahar ışıldıyorsun. Teşekkür ederim. Makyajına bayıldım. Teşekkür böyle ederim. Hafif makyaj sana çok yakışıyor. Teşekkür ederim. Bye bye.